Merhaba. Bu bölümde bir önceki videoda çektiğim Relative Clause'ların ikinci ve son bölümünü çekeceğim. Videonun sonunda yine sözlü var. Hazır olun, iyi dinleyin. Relative Clause'lara kaldığımız yerden devam edelim. Relative Clause'lar bir preposition'la kullanıldığında ne olurlar? Oradan başlayalım. Eğer Relative Clause'un içinde kullandığınız fiilin normal şartlarda birlikte kullanıldığı bir preposition, yani edatı varsa at, in, on gibi, bu preposition'ı relative clause cümlede mutlaka kullanmak durumundayız. Mesela bir örnek verelim. Dinlemek fiili listen, birini ya da bir şeyi dinlemek to ile kullanıyoruz. Listen to somebody ya da listen to something. Mesela şöyle bir cümle kuracağız. Dinlediğim müzik çok güzeldi diye bir cümle kurmak istiyorum relative clause'la. O zaman bunun birkaç tane şekli var. Hepsini ben sıralayayım. Birincisi, the music, cansız olduğu için which we listened to was very good diyebiliriz. İkincisi, that diyebiliriz, tabii yine cansız olduğu için. The music that we listened to was very good da diyebiliriz. Üçüncüsü, to ile, yani prepositionla which'i yan yana getirebiliriz. The music to which we listened was very good da diyebiliriz. Dördüncüsü, the music we listened to was very good. Hatırlayın, relative clause'un bir öznesi varsa which, that, who gibi kelimeleri kullanmamıza gerek yoktu. Burada da kullanmadık çünkü we diye bir özne var. Ama preposition'ı, to'yu mutlaka kullanmak zorundayız. Burada bir şeye de dikkatinizi çekmek isterim. That kelimesini kullanırken ayrı ayrı, preposition'ı ayrı ayrı yerlerde kullandık. Çünkü that ile preposition yan yana gelmez, ancak which'te gelir. To which gibi. To that mesela olmaz, buna dikkat edin. Gelelim relative clause'larda yine çok kafa karıştıran bir yere, yerleri tarif ederken ne yapacağız meselesine. Şimdi tecrübelerimden biliyorum, öğrencilere relative clause'larda yeri tarif ederken neyle tarif ediyorsunuz dediğimde hemen hemen herkes where der. Doğru, where yerleri tarif eder ama her yer tarifinde de where kullanılmıyor. Kullanılamıyor daha doğrusu. Peki bunu nasıl ayıracağız? Şimdi bununla ilgili örnekler üzerinden gidelim. Mesela bir tane örnek verelim. This is the house where I was born. Burada where kullandım, which ya da that kullanmadım. House kelimesini niteliyoruz. House bir yer. Peki niye where kullandım da diğerlerini kullanamadım? Şundan. Eğer biz relative clause'da söylediğimiz, kullandığımız fiili, yani doğmak fiilini nitelediğimiz ev kelimesinde, onun içinde yapmışsak veya başka bir yolla anlatayım. Nitelenen the house kelimesini relative clause'un içine koyduğumuzu varsaysak, I was born in the house diye oraya bir preposition koyarız. In diye mesela. Dolayısıyla ya kullandığımız yer ismini relative clause'un içine koyduğumuzda bir preposition gerekiyorsa veya eylem orada yapılmışsa diye ayırabilirsiniz. O zaman where kullanıyoruz. Peki başka bir örnek verelim ve where kullanamayalım, which ya da that kullanmak zorunda kalalım. Mesela yine this is the house diye başlayayım. This is the house which veya that I want to buy. Peki burada niye where kullanamadık, house'u niteledik? Yine aynı taktiği uygulayalım. The house kelimesini relative clause'un içine koyalım. I want to buy the house deriz, değil mi? Evi almak istiyorum derken. Peki araya bir preposition in falan koyduk mu? Hayır, koymadık. Diğer yoldan bakalım. Almak istemek fiili evde yapılan bir şey midir yoksa ev için yapılan bir şey midir? Evde yapılan bir şey değildir. Dolayısıyla böyle ayırmanız gerekiyor. Yer kelimeleri geldiğinde where mi koyalım yoksa which veya that mi koyalım derken. Mesela bir örnek daha söyleyelim. I like the holiday resort where we spent our honeymoon last year. Burada da aynı şey. Holiday resort'u, tatil köyünü niteliyoruz. Relative clause'umuz we spent our honeymoon last year. Nerede? In the holiday resort deriz, değil mi?
o tatil köyünde, oraya bir in koyarız, dd anlamında. Dolayısıyla böyle yaptığımızda where kullanmak durumundayız. Burada that veya which olmuyor. Başka bir tane örnek vereyim. I like the building. Binayı beğendim. Binayı tarif ediyoruz. Bir yer burası da, the building. Which ya da that I saw yesterday. Dün gördüğüm. Peki dün gördüğüm dediğimizde binanın içinde mi yaptık bu eylemi? Binanın içinde olan bir eylem mi bu? Hayır, değil. Peki bir de öbür taraftan deneyelim. The building'i relative clause'un içine koyalım. I saw the building deriz, değil mi? In the building falan demeyiz. Dolayısıyla oraya bir preposition koymadık. O zaman where kullanamayız. Sadece which veya that kullanabiliriz. Ha, hatta which ve that'i kullanmasak bile olabilir. Gelelim bu yerle ilgili olan relative clause'larda bir başka bölüme. O da şu. Acaba where ile kullandığımız relative clause'ları biz başka şekillerde kullanabilir miyiz? Bunun başka alternatifleri var mı? Bakalım şimdi onlara. Mesela demin yaptığımız cümleden gidelim. This is the house where I was born. Doğduğum ev burası cümlesini alalım. Where kelimesinin yerine which ile in kelimesini kullanabiliriz. Değil mi? Sadece which dersek olmuyordu where yerine. Ama in which, hani hatırlayın, in geliyordu. I was born in the house demiştik. O in'i which ile kullanırsak where yerine geçerli olur. Mesela şöyle de diyebiliriz. This is the house which I was born in de diyebiliriz. Veya this is the house in which I was born da diyebiliriz. Veya this is the house that I was born in diyebiliriz. Yine deminki uyarıyı söyleyeyim. That ile preposition yan yana gelmeyeceği için in that diye bir şey olmaz. Sadece ayrı ayrı yazabilirsiniz that ile in'i. Veya arada I was born I diye özne olduğuna göre araya hiçbir şey koymayabiliriz ama cümlenin sonuna, relative clause'un sonuna mutlaka o preposition'ı koymamız lazım. This is the house I was born in dersek de olur. Gördüğünüz gibi where ile yaptığımız yer tanımlayan relative clause'ları biz birkaç şekilde İngilizce'de anlam aynı kalmak şartıyla kullanabiliyoruz. Şimdi gelelim relative clause'larda why kelimesinin kullanımına. Why kelimesi reason kelimesini niteler. Sebebini niteler çünkü. Bir eylemi niye yaptığımız. Mesela this is the reason why I left early. Erken ayrılmamın nedeni bu diye bir cümle. Burada the reason'ı gösterdik, sebep, neden ve onu why ile relative clause'a bağladık. Bir örnek daha yapalım. The police never found out the reason why the man was killed. Polis adamın öldürülme nedenini hiç bulamadı diye bir cümle the reason why derken. I don't know the reason, sebebini bilmiyorum. Why he doesn't like me. Beni niye sevmemesinin nedenini bilmiyorum demişiz. Peki acaba az önce where yerine başka alternatifler vardı. Why yerine de aynı başka alternatifler var mı aynı şekilde? Buna bakalım, var. Mesela bu son cümleyi alalım. I don't know the reason why he doesn't like me cümlesini. Why'yi kaldırarak yerine başka neler koyabiliriz? Şöyle yapabiliriz. 1. I don't know the reason for which. He doesn't like me de yapabiliriz. Why yerine for which kullanabiliriz. Veya I don't know the reason that he doesn't like me diye that'le de yapabiliriz. Aynı anlama gelir. Gelelim when kelimesine. Relative clause'da when nasıl kullanılır? Tabii ki zamanlarla kullanılır. Bir zamanı niteleyeceksek when'le bağlarız relative clause'u. Mesela I will never forget the day. O günü asla unutmayacağım. The day'i niteleyeceğim. When I met my wife. Eşimle tanıştığım günü asla unutmayacağım diye bir cümle. Acaba yine when kelimesinin de yerine başka alternatifler olabilir mi? Bakalım. 1923 is the year, yıldır, yılı niteleyeceğim. Zaman olduğu için when the Republic of Turkey was founded. Değil mi? 1923 Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu yıldır. Peki bu when yerine başka neler yapabiliriz? Yıllar in aldığına göre in which yapabiliriz. Yani 1923 is the year in which the Republic of Turkey was founded da diyebiliriz. Veya
that de koyabiliriz. Aynı anlama gelir. Gelelim relative clause'larda of whom, of which ve of whose kullanımına. Bu biraz daha tabii yazı dilinde geçerli. Daha çok writing'lerde, essay'lerde kullanılır veya sınavlarda soru olarak sorulabilir. Nasıl kullanacağız? Bu kelimelerin önüne, yani of whom, of which ve of whose kelimelerinden önce şu kelimelerden bir tanesi gelebiliyor. Some, any, none, all, both, several, many, most, one, neither, few gibi kelimeler geliyor cümlenin anlamına göre. Mesela bakalım şöyle bir cümle yapalım. Ha, bu arada insanlardan bahsediyorsak of whom yapısını, cansızlardan, hayvanlardan bahsediyorsak of which yapısını, sahiplik, iyilikten bahsediyorsak of whose yapısını kullanacağız. Mesela iki tane cümle alalım. In our company there are 75 people. Bizim şirkette 75 kişi var. İkinci cümle. Most of them are foreigners. Onların çoğu yabancı. Şimdi biz bu iki cümleyi tek cümle yapacağız. Dikkat edin, buradaki anahtar kelime most of them. Zaten most'u orada vermişiz, çoğu diyerek. Bu insan olduğuna göre, insanlardan bahsettiğimize göre demek ki most of whom diyerek iki cümleyi relative clause'la bağlayabiliriz. Nasıl olur cümle? In our company there are 75 people. Genelde virgül atılır bundan sonra. Most of whom are foreigners. Çoğu yabancı olan 75 kişi var bizim şirkette demiş oluruz. Bir tane de cansızlarla ilgili yapalım. Yine iki cümle vereyim. My friend has four cars. Arkadaşımın 4 arabası var. İkinci cümle. One of them is a BMW. Bunlardan birisi BMW. Şimdi burada da one diye verilmiş zaten ipucu. Arabalardan bahsettiğimize göre, bu da cansız olduğuna göre of which yapısını kullanmamız gerekiyor. O zaman cümleyi şöyle bağlayabiliriz. My friend has four cars, virgül, one of which is a BMW. Arkadaşımın bir BMW olan 4 arabası var demiş oluruz. Bakalım whose'la ilgili bir tane verelim. I used to have a teddy bear. Benim bir tane oyuncak ayım vardı. Virgül. Both of whose eyes were missing. Şimdi iki gözü de diyeceğiz. Both. Ama kimin iki gözü bunlar? Oyuncak ayının gözleri. Yani bir sahiplik var. O zaman both of which de olmuyor. Sadece both of whose olur. Ve were missing diye bunları bağlarız. Ne demiş olduk? İki gözü de olmayan bir oyuncak ayım vardı demiş oluruz bu cümlede. Hatırlarsanız geçen videoda defining relative clause'lara başlamıştım. Bu videoda da şu ana kadar anlattığım yerler yine defining relative clause'lara ait. Peki ne demiştik o videoda? Bir de non-defining relative clause'lar var demiştik. Şimdi o bölüme geçelim. Acaba relative clause'larda non-defining relative clause ne demektir? Bunlara bakalım. Size karşı taraf bir isim söylediğinde, annem, babam, İstanbul, Atatürk gibi isimler söylediğinde diğer kişi hangi annen, hangi baban, hangi Atatürk, hangi İstanbul diye bir soru sorma gereği duymaz. Zaten bunlar tektir ve bilinir. Dolayısıyla bu tür relative clause'larda bu tür isimler kullanıldığında bu ismi nitelemeye gerek yoktur. Zaten karşı taraf bunu biliyordur. Ne olduğunu ya da kim olduğunu. Peki ne olur? Non-defining relative clause'larda iki virgül arasında sadece bu kelimelerle ilgili ek bir bilgi verilir. O kadar. Tanımlamaz bunlar. Bakın şimdi nasıl oluyor. Mesela Atatürk dedik. Virgül attık. Who was the first president of Turkey? Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı olan Atatürk. Yine virgül attık. Founded the Republic of Turkey, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Burada Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı dediğimiz relative clause bölümüyle mi biz Atatürk'ü tanıyoruz? Yoksa Atatürk dendiğinde başka hiçbir şey demesek de biz Atatürk'ü tanıyor muyuz? Tabii ki tanıyoruz.
O zaman 2 virgül arasında verilen Who was the first president of Turkey bölümü sadece Atatürk'le ilgili bize ek bilgi verir, onu tanımlamaz, yani define etmez. İşte bu tür cümlelere non-defining relative clauses deniyor. Yani tanımlamayan cümleler deniyor. Veya başka bir cümle örnek vereyim. My father, hangi baban diye kimse sormaz. Dolayısıyla bir virgül attık. Onu tanımlamama gerek yok. Who loves me very much? Şimdi beni çok seven babam dediğimde mi babamı tarif etmiş oluyorum? Hayır. Sadece babamla ilgili bir ekstra bilgi veriyorum. Has made many sacrifices for my happiness diye bir cümle düşünün. Yani beni çok seven babam mutluluğum için çok fedakarlık yapmıştır diye bir cümle. Bu da non-defining relative clause'lar. Peki üçüncü tip relative clause'larda ne var? Connective relative clauses diye bir türden bahsetmiştim. Bu neydi? Sadece bir ismi değil, bütün cümleyi, bütün ana cümleyi tarif eden relative clause'lardır. Nasıl oluyor bu derseniz şöyle oluyor. Mesela şöyle bir örnek verelim. I didn't eat my food. Birinci cümle olsun. Yemeğimi yemedim. İkinci cümle. This made my mother angry. Bu da annemi kızdırdı diye ikinci cümlemiz olsun. Şimdi biz iki cümleyi bağlayacağız. Burada annemi kızdıran şey yemek kelimesi midir, food mudur? Yoksa benim yemeğim midir, my food mudur? Bu mu kızdırmıştır annemi? Yoksa bütün cümle olan yemeğimi yememiş olmam mı annemi kızdırmıştır? Tabii ki sonuncusu. Yemeğimi yememiş olmama annem kızmış. Öyleyse bütün cümleyi biz tanımlayacağız demektir. Peki böyle bir durumda ne yapılır? Şöyle yapılıyor. Ana cümle yazılıyor. I didn't eat my food. Yazıldıktan sonra bir virgül atılıyor ve sadece which kullanılıyor. Başka bir şey kullanmıyorsun. Yani that olmaz, who olmaz, başka bir şey olmaz. Which, sonra tabii ki oradaki özneyi, this öznesini atıyoruz. Made my mother angry diyoruz. Baştan söyleyeyim. I didn't eat my food, virgül, which made my mother angry. Bunu iki türlü tercüme edebilirsiniz. Bir, yemeğimi yemedim, bu da annemi kızdırdı da diyebilirsiniz. Veya yemeğimi yememem annemi kızdırdı diyebilirsiniz ve bütün cümleyi tarif etmiş olabilirsiniz. Gelelim son bölüme. Son bölümde reduced relative clauses ya da reduction dediğimiz bazı ögelerin cümleden atılmasıyla oluşan relative clause'lardan bahsedeceğim. Bunlar birkaç tip. Bakalım sırayla örneklerle gidelim. Birincisi fiilin ing almış haliyle kurulan relative clause'lar. Şöyle pratikten söyleyeyim. Eğer siz bir cümlede bir ismin arkasından ing gelmiş bir fiil görürseniz, İngilizce'de böyle bir tense olmadığına göre, böyle bir tense yok değil mi? The man sitting diye bir tense var mı İngilizce'de? Yok. Nasıl var? The man is sitting olur, was sitting olur, has been sitting olur, had been sitting olur. Başka olmuyor. Veya will be sitting falan olur. The man sitting diye, yani isimden sonra doğrudan ing almış ve araya bir şey gelmemiş olan bir tense yok. Buradan anlayabilirsiniz ki burada bir relative clause var. ING ile bağlandığı için fiil, tabii ki bu relative clause'u aktif anlamda düşüneceksiniz. Mesela, önce bir relative clause'lu kısmını göstereyim, sonra onu reduction yapalım. I saw the children who were playing in the garden. Bahçede oynayan çocukları gördüm cümlesini. Buradan who'yu ve were'ü yardımcı fiili atıyoruz. Geriye sadece fiilin ing almış hali kalıyor ve cümle şöyle oluyor. I saw the children playing in the garden. Anlamda bir değişiklik yok. Yine bahçede oynayan çocukları gördüm demiş oluyorsunuz. Peki başka bir şekle geçelim reduction'da. O da fiilin ing almış halini değil de fiilin past participle halini acaba kullanırsak ne olur? O da pasif anlamda olur. Nasıl az önce ing almış fiil aktif anlamdadır dediysem, eğer fiilin past participle'ını görürseniz pasif anlamda olur. Mesela some of the people, önce uzun halini söyleyeyim. Some of the people who were invited to the wedding didn't turn up cümlesini alalım. Bu cümlede who were invited bölümü relative clause'dur. People'ı niteler ve pasif yapıdadır. O zaman biz bunu ne yapacağız yine? Who'yu atacağız, were'ü atacağız. Invite fiilinin invited olarak sadece past participle hali kalacak. Bu arada past participle ne demek?
çoğu öğrencinin ve öğretmenin maalesef söylediği ama literatürde böyle bir şey yok. Fiilin üçüncü hali derler ama fiilin üçüncü hali diye bir tabir, öyle verb 3 falan literatürde yoktur. Benden size öneri, bunların doğrusunu öğrenin. Fiillerin birinci haline infinitive denir veya base form denir, yalın hali ya da mastar hali. İkinci hali dediğiniz şeye past hali denir, past denir ve son haline past participle denir. O zaman bu cümle ne oldu? Some of the people invited, past participle'ını kullandık, to the wedding didn't turn up. Ne oldu anlamı? Düğüne davet edilen, eden değil edilen, çünkü pasif olacak anlam, insanlardan bazıları gelmedi demiş oluruz. Gelelim başka bir reduction, reduce relative clause'a. O da be fiilinden sonra sıfat kullanımı. Bakalım şimdi. Bir örnekle yapalım. The student who is happy with his exam result is jumping up and down with excitement. Bu tam olan cümle. Who is happy diye giden bölüm relative clause. Result'a kadar relative clause. Bunu biz happy sıfatıyla yapmışız. Önünde de is diye to be fiili var. O zaman biz buradan who'yu ve to be fiili olan is'i atıp sadece sıfat happy'yi bırakarak da reduction yapabiliriz. O zaman cümle ne olur? The student happy with his exam result is jumping up and down with excitement. Ne demiş olduk? Sınav sonucundan mutlu olan öğrenci heyecandan zıp zıp zıplıyor demiş olduk. Bir tane daha söyleyelim yine reduction'dan. Be fiili ve arkasından bir yer ifadesi olursa ne olur? Mesela, yine uzun haline vereyim. The book which is on the desk is mine. Masanın üstünde kitap benim diye bir cümle. Burada which is on the desk bölümü relative clause. Buradan which'i atıp is'i de attıktan sonra yarıya kalan on the desk kısmı yer ifadesidir. O zaman biz tanımladığımız isimden hemen sonra bir yer ifadesi getirirsek o zaman relative clause'u reduction yapmış oluruz. Yani cümle nasıl olur? The book on the desk is mine. Masanın üstündeki kitap benim demişizdir. Gelelim başka bir reduction'a. Bu da to do şeklinde kullanımdır. To do şeklinde kullanımı yapabilmek için the first, the second, the last, the only gibi ifadeleri kullanmamız gerekebilir. Veya sıfatların en üstünlük halleri dediğimiz superlative hallerini kullanmamız gerekebilir. Bir örnek yapalım. Sophia was the first person who left the building. Bu uzun hali. Who left the building. Bu who left'in önünde the first kelimesini görüyor muyuz? Görüyoruz. İşte bunu ipucu alarak cümleyi şöyle kısaltabiliriz. Sophia was the first person to leave. Yani who left yerine to ve onun yalın hali, infinitive hali olan leave'i koyarak cümleyi reduction yapmış oluruz. Sophia binadan ayrılan ilk kişiydi demiş oluruz. Ve gelelim son bölüme reduction'larda. Hiçbir fiil kullanmadan, who, which, that'leri de kullanmadan acaba biz yine bir relative clause yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Bunu yapmak için nitelediğimiz isimden sonra virgül atıyoruz. Fiil olmadan sadece bir isim grubu yazıyoruz, o ismi niteleyen. Sonra virgül ve devam ediyoruz. Mesela, Mr. Collins, virgül, who is the general manager of the company? Şimdi uzun halini söylüyorum. Virgül, is a very punctual person. Buradaki who is the general manager of the company bölümü, relative clause. Mr. Collins bir özel isim olduğu için virgüllerle ayrılmış, yani non-defining yapılmış. Şimdi bunu acaba isim grubuyla nasıl yaparız? Yine Mr. Collins dediniz, virgülü attınız. Sadece who'yu ve is'i attıktan sonra the general manager of the company diye bir isim grubu yazdınız. Dikkat ederseniz bunun içinde bir fiil yok. Virgülü yine attınız, is a very punctual person dediniz. Ve relative clause'a reduction yaptınız. Şirketin genel müdürü olan Bay Collins çok dakik bir insandır demiş olduk.
Evet, konuyu anlattıktan sonra sıra sözlüğümüze geldi. Hazırsanız sözlüğümüzü yine yapalım. Burada bir uyarım var. Sözlüğde soracağım 10 cümlenin her birinin birkaç tane anlamı, birden fazla cevabı olabilir. Ben burada bir tanesini vereceğim. Siz diğerlerini konuyu takip ederek diğerlerini de yapabilirsiniz. Ben bir tanesini söyleyeceğim. Birinci sorudan başlayalım. Peter'ın konuştuğu kızı tanıyorum. I know the girl Peter is talking to. İkinci soru. Doğduğum köye geçen sene gittim. Last year, I went to the village where I was born. 3. Dün gördüğüm kafe burası. This is the cafe that I saw yesterday. 4. Onun benden niye nefret ettiğini bilmiyorum. I don't know the reason why he hates me. 5. İlk arabamı aldığım günü asla unutmayacağım. I will never forget the day when I bought my first car. 6. Bizim sınıfta çoğu yabancı 20 öğrenci vardı. In our class, there were 20 students, most of whom were foreigners. 7. Çok televizyon seyredenler fazla okumaz. Those who watch TV a lot don't read much. 8. Şurada oturan çocuğu tanıyor musun? Do you know the boy sitting over there? 9. Komisyon tarafından seçilen aday çok başarılı oldu. The candidate chosen by the committee became very successful. Ve sonuncu soru. Bahçedeki çocuklar çok gürültü yapıyor. The children in the garden are making too much noise. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Umuyorum ki bu video sizin için yararlı olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere.